Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, takip ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Dili'ne Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Enflasyon verileriyle başlayalım mı? TÜİK az önce enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda 4.53, yıllık bazda da 67.07 Türkiye'nin enflasyon oranı. Faiz bir artarsa şöyle bir enflasyon düşer diyorlar. Evet, faizi artırdılar, dayattılar. Tayyip Erdoğan'ı da bunu kabul etmeye mecburiyetinde bıraktılar. Sonuçta da faiz artınca enflasyonun ilk sebebi faizdir diye defalarca söylendi. Cumhurbaşkanı da söyledi. Ama artık belli bir noktaya geldikten sonra da dayanamadı, direnemedi. Ve Merkez Bankası Başkanı değişti, Maliye Bakanı değişti ve yeni görevlendirilen isimler de faizi artırarak bir çıkış noktası bulma girişimine teşebbüs ettiler. Görüyoruz işte şimdi 10 aylık süreç içerisinde faiz artırıldıktan sonra enflasyon nasıl yükseldiğini. 38'lere kadar inmişti halbuki. Şu an itibariyle 38 oldu 67. Nereden baksanız yani %76'ya 2 misli olmasına şunun şurasında 3, 6 daha 9 puanlık bir pay kalmış. Söylendiği zaman gülüyordular, kahkaha atıyordular. Hatta Saadet Partisi bile dünyanın gerçekleri var vesaire diyerekten. İşte kaldıracaksanız faizi hepten kaldırmanız lazım, öyle indirmeniz yetmez diyordu. İndirmek de yetiyormuş ki faizler %10 küsurlara indi, %9'lara indiği dönemde enflasyonda %38'lere kadar indi. Onun tecrübesini yaptık. Evvelki dönemlerde de zaten faiz yükseldiği zaman enflasyonun yükseldiği gerçeğini zaten yaşamıştık. Bir daha aynı şeyleri yaşamayalım diye tekrar tekrar söylendi ama ısrar edildi. Şimdi bir kere daha denemiş olduk. Faizi yükseltti Türkiye. Faiz yükselince de enflasyon da yükseldi. Faiz %10 civarlarındayken %38 enflasyon. Şimdi faizi %45'lere çıkarttılar. %45'e çıkartırsanız da işte onun belli bir %50 fazlasını da zaten enflasyon olarak karşınızda görmeniz gerekiyor. Nitekim %45'e karşılık da 67, tam da %50 fazlasıyla enflasyon olarak o faiz karşımıza çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah tekrar daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde o faizin düşürülmesi, faizin düşürülmesiyle birlikte enflasyonun düşürülmesi operasyonunu inşallah bundan sonraki süreçte artık hayata geçirirler. Şeyden de ses yok ama yani o faiz lobisinden de enflasyon verileri açıklandığında bir şey yok, herhangi bir tepki yok. Yani biz faiz artarsa enflasyon iner diyorduk, şimdi faiz arttı enflasyon da çıkıyor şeklinde bir durum söz konusuyken buna ilişkin bir tepki yok. Bakın ne sitelerinde, şimdi bakıyorum az önce, ne işte yazar çizer takımında, ne ekonomistlerinde, ya bu bizim proje de ters işliyor, burada bir terslik var gibi bir algı da yok. Yani sessizliğe gömülmüş durumda. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan defalarca söyledi. Dedi ki faiz sebeptir, enflasyon da sonuçtur dedi. Güldüler, kahkaha attılar ekonominin temel bilgilerinden. Habersiz bir cumhurbaşkanı var dediler. Neler neler. Hani ekonomistin sen vesaire vesaire dediler. Peki şimdi şu an itibariyle bir defa daha faiz sebeptir, enflasyon da sonuçtur gerçeği bir defa daha karşımıza çıktı mı? Çıktı.
Peki şimdi kabul ediyorlar mı o ekonomistler Tayyip Erdoğan'a ha 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 sen ne ekonomistisin deyip eleştiri getirenler, kendilerini ekonomi uzmanı olarak gösterenler, Daranoğlu Acemoğulları, Amerika'dan oradan ahkam kesenler, Türkiye içerisinde şu isim bu isim, mafya eğilmezler vesaire vesaire. Çıkıp da ya şu sebeple bu oldu diyorlar mı? Yok. Ama şunu da yapıyorlar. He, faizin yükseltilmesi yetmez zaten diyorlar. Halbuki daha evvelki dönemde faizi yükselteceksin, göreceksin diyordular. Faizi yükseltti yeni iktidar döneminde AK Parti. Neyi gördük? Enflasyonun da yükseldiğini gördük. Halbuki bunların iddialarına göre faizi yükseltince dolar düşecekti. Enflasyon da dolaylı olarak düşecekti. Dolar düştü mü? Hayır, dolar da yükseliyor. Belki bir haftalık, iki haftalık süreçlerde astronomik yükselip sonra bir durulganlık dönemi, sonra tekrar yükseliş değil. Dalgalanma ama, yok ama geçen kararı manşetindeydi işte. Kuruş kuruş evet. Fakirleşiyoruz. Yani o eskisi gibi dediğiniz gibi öyle bir tırmanış yok bir anda ama kuruş kuruş artıyor devam hemen, ediyor. Hemen hemen her gün 3 kuruş 5 kuruş günü birlik ne oldu 31 liraya kadar çıktı şu an dolar. Halbuki daha geçen sene bu faiz enflasyon sarmalındaki faizin düşüklüğü döneminde 20 küsür liradaydı. Ondan sonraki süreçte önce bir hızlı yükseliş gördük. Ondan sonrasındaki dönemde de şimdi her gün 2 kuruş, 3 kuruş, 4 kuruş alarak devam ediyor. Dolayısıyla burada herkes dürüst olsun, samimi olsun. Özellikle de muhafazakar kesimdeki insanlar, siyasetçiler dürüst olmak zorundalar. Bugün itibariyle belki Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, hatta yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan bu noktalarda çok fazla söylem geliştirmeden durumu idare etmeye çalışıyorlar. Halbuki onlar da bir destek veriyor olsalar, faizi düşürerek enflasyonu da düşürme tercihinde Türkiye'nin bulunması gerekir diye Tayyip Erdoğan'a bir destek vermiş olsalar, belki de Türkiye yılların zincirini kırıp yeni bir modeli oluşturmuş duruma geçecek. Ama maalesef bu desteği de biz o muhafazakar isimlerden göremiyoruz. Evet, Bakan Şimşek'in de bir açıklaması var. Geçen hafta sosyal medyada siz seçimden sonrayı görün. Görün bakın nasıl büyük bir buhran geliyor, nasıl büyük bir yıkım geliyor. İşte vergiler nasıl katlanacak? Seçim ağzıydı. O yüzden yapamadılar Ocak'ta istedikleri vergileri. Siz 1 Nisan sabahı görün bakalım ne vergiler açıklanacak bu ülkede deniyordu. KDV'de, kurumlar vergisinde ve motorlu taşıtlar vergisinde yine çift olacak diyorlardı motorlu taşıtlar vergisi. Nisan'ı bekliyor diyorlardı. İletişim Başkanlığı bunların bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Ancak hafta sonu yine aynı medya aynı haberleri devam ettirdi. Bakan Şimşek'ten bir açıklama var. O da diyor ki seçimden sonra ek vergiler geliyor şeklindeki iddianın hiçbir aslı astarı yok. Ne KDV ne MTV ne de gelir vergisinde bir artış olmayacak diyor. Yani AK Parti'ye bu suçlamayı yapmaları insafsızlığın büyüğü. AK Parti 22 yıldır iktidarda 4-5 seçim kazanmış. Bu seçimleri kazanmasının arkasından böyle seçmene karşı yaptığı bir yanlış uygulamayı ben hiç hatırlamıyorum. Hatta seçim döneminde dahi ne uygulamalara geçtiler? Mesela Yeniden Refah Partisi'nin bir Doğan Aydal'ı var. Murat Kurum'a bula bula eleştiri olarak getirdiği ki bence eleştiri falan değil Murat Kurum'un altın madalyası olabilecek bir şeydir. Poşet uygulaması getirdiler. Tek uygulaması Murat Kurum'un budur. Bu da nedir ya? Poşet nedir? Tek bir icraatı var. O icraat da icraat değil aslında diyor. Ya poşet uygulamasını hatırlayın. Sözcüsünden Cumhuriyetine kadar ne büyük kıyametler, ne büyük tartışmalar çıkartmışlardı o tarihlerde. Söyledikleri, efendim markete gidildi 25 kuruş daha poşete mi vereceğiz? Ya poşeti satarak hatta kartelleri zengin etmek için poşet uygulaması başlattılar diye itibarsızlaştırma operasyonu çektiler. Halbuki yapılmak istenen ne? Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde Murat Kurum, ondan önceki bürokratların da hazırladığı, AK Parti çizgisindeki insanların hazırladığı
ama hayata bir türlü geçirilemeyen, ya şu naylon, plastik çevreye zararlı, bunu böyle bir tane bisküvi alıyorsunuz, bir poşet. İşte yarım kiloluk bir peynir alıyorsunuz, bir poşet. Yazık, günah. Hem israf, hem de bu aldığınız poşet çevreye de zarar veren, aşırı israf sebebiyle de çevreye, bunun dönüşümünü şu kadar yıl falan filan diye bilim adamları anlatıyor. Bu noktada seçimde büyük büyük operasyonlar çektiler AK Parti aleyhine. Ya poşeti bile paralı hale getirdiniz diye. Şimdi belki 2-3 yıldır alışverişe çıkan gençlerimiz pek hatırlamazlar. Onu da hatırlatalım. Eski dönemde markete gittiğiniz zaman yığınla hemen koyuyordular önünüze poşetleri. Hepsi bedava. İstediğiniz kadar poşeti, her mala birer tane poşet alıp çıkabiliyordunuz. Poşet bedavaydı. Poşet bedava olduğu için de insanlar onlarca poşeti alıp götürüyordu. Ve onlar sonuçta ne oluyor? Çöpe atıyorsunuz ama dönüşüm noktasında da sıkıntı var. Çevreye zarar veriyor diye de açıklamalar var. PKK şimdi, sigara izmaritleri yere atmıyor diyen adamlar evet, bunu. Bakın evet. Dağda PKK'lılar sigara izmaritlerini yere atmıyor. Bunlar azizim, sizin bildiğiniz gibi değil diyen adamlar burada poşeti eleştiriyordu. Dolayısıyla o poşet noktasında AK Parti elini taşın altına koydu. Ya ben öyle vatandaşa hitap, tribünlere oynayacak uygulamalardan uzağım dedi. Seçim kaybedilecekmiş vesaire vesaire. Ya biz yapılması gerekeni yapalım da sonuçta balık bilmezse halik bilir uygulamasıyla, mantığıyla o poşet uygulamasını, 25 kuruş uygulamasını başlattı. O zamanlar o vicdansız saldırıları yapanlar, efendim işte bir avuç poşet üreticisini kazandırmaya çalışıyorlar parayla satılarak. Sanki ondan önce o poşetler bedava alınıyormuş fabrikadan gibi. O zaman da markete para veriyordu ama vatandaştan onu tahsil etmiyordu. Ne yapıyordu? Ürünün üzerine %1, %0.5 fiyatına göre koyuyorlardı. Şimdi bunu yapan AK Parti'ye seçimi bekliyorlar. Seçimden sonra vergiler gelecek diyerekten ahlaksızca nitelemeler yapıyorlar. AK Parti yapılması gerekenleri yapar. EYT konusunda 2018'de seçimi kaybetmemize de mal olacak olsa biz EYT'yi şu an getiremeyiz dedi. 4 sene, 4,5 sene bekletildi. O 4,5 sene içerisinde bunu tilkilik falan kimse değerlendirmesin, tilkilik yaptı AK Parti diye düşünmesin. Evvelki dönemlerin mağduriyetlerini bir nebze de olsa çözmek için 2023'te bu EYT sorununu çözmek için adım attı. Ama öyle bir handikapın içine giriliyor ki EYT sorununu çözüyorsunuz. Aslında EYT sorun değildi. 1992'de Süleyman Demirel, Erdal İnönü iktidarının bu ülkenin başına bela ettiği bir suni sorundur. Niye? 55-60 yaşında emekli olunuyordu. Onlar ne yaptılar? 45 yaşında, hatta 40 yaşında emeklilik getirdiler. O sorun sebebiyle 2018'de EYT'liler, yani yaşa takılanlar, vay efendim işte biz seçimde AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Şu an 3 milyon EYT mağduru var. Dolayısıyla AK Parti iktidarı gidiyor dediler. Peki seçim öncesinde herhangi bir şekilde adım attı mı AK Parti 2018 seçimi öncesinde? Atmadı. Çünkü seçimde kaybedecek de olsam ben 2018 yılında EYT'nin çıkarılmasını kabul etmiyorum. Bu Türkiye'nin iflası olur dedi. 2023'te hadi neyse dedi. 5 yıllık bir süreçten sonra bu seçim öncesi kabul edelim dedi. Ama gördü, gene de zarar vereceğini EYT'nin gördü. Ona göre tedbirli hareket etmeye çalıştı. Ama maalesef şimdi şu enflasyonun da belki sebepleri arasında yer alıyor. O EYT düzenlemesi ta 1992'deki bir yanlış, 2023'te dahi Türkiye'de Türk halkının boğazına sarılmış durumda. Hayır, istenilen ölçüde zam da yapılamıyor emekli maaşlarına. Niye? Yani siz 2 milyon yeni, üstelik o mesela bir araştırma var mı bununla ilgili bilmiyorum ama şimdi 45 yaşında emekli, bu insanların büyük bölümü çalışıyorlar da. Yani hani
onların yerine bir işten çıktılar. Teşvik bile edildi onlar. Tabii, çalışmaları. Çalışıyorlar. Çünkü usta insanlar, onlar birdenbire gerçekten emekli olursa, mesela devlet şöyle bir düzenleme yapsaydı, deseydik ki emekli olabilirsiniz. Çalışmayacak 45 ama, ama çalışmayacaksınız, böylece biz yeni 18 yaşını, 19 yaşını dolduran insanları istihdam edeceğiz demiş olsaydı, o zaman gerçekten şu emekli maaşıyla mümkün değil, hiç kimse ayın sonunu getiremezdi, ayın ortasını bile getiremezdi. Ama emeklilerin büyük çoğunluğu, özellikle EYT'liler, normal 60 yaşında 65 yaşında emekli olanları bir kenara koyuyorum, onlar zaten aldıkları maaşlar da öyle alt sınırdan maaş olmaması gerekir. Çünkü 60 yaşına kadar çalışmış olan kişinin ister istemez maaşı da asgari ücretin de üzerine çıkmıştır. Asgari ücretin üzerine çıktığı zaman emekli maaşı alt sınırda olmaması lazım. Alt sınırda olanlar kimler? 25 yıl çalışması lazım. 25 yıl çalışmamış arkadaş. Ne yapmış? İşte malullükten yararlanmış, %10, %20. Öbür taraftan efendim erken emeklilikten yararlanmış vesaire vesaire. Ondan sonra da ben çok az bir emekli maaşı, 10 bin lira alıyorum diyor. 10 bin lira alıyorsun, peki sen Almanya'daki emekliyle kendinizi kıyaslıyorsunuz. Veyahut da sözcü, cumhuriyet, efendim Türkiye'de emeklilerin durumu şu, Almanya'da bu diyor. Almanya'da kaç yaşında emekli olunuyor? 65. 65 yaşında emekli olunan bir ülkedeki emekliyle sen Türkiye'de 45 yaşında emekli olunan bir sistemi nasıl kıyaslayabiliyorsun? Mümkün mü böyle bir şey? O adam 65 yaşına kadar çalıştırıyor insanları. Sen burada 45 yaşında adamı emekli yapıyorsun. 45 yaşındaki adamla 65 yaşındaki adamı orada 30 yıl, 40 yıl çalışarak ancak emekli olunabilen ve alınan maaşı Türkiye'de 45 yaşında alınan maaşla karşılaştırıyorsun. Bunların hepsi tabii böyle sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir elinize atıyorsunuz, EYT'yi çözelim diyorsunuz. Bu sefer emekli maaşı alt sınırda kalıyor büyük oranda. Onu çözmeye kalktığınız zaman bir başka sorun karşınıza çıkıyor. Ama hiç kimse AK Parti iktidarına tribünlere oynuyor. Önce seçim öncesi seçmeni aldatıyor. Arkasından da vergileri bindiriyor diye bir suçlama yapamaz. Varsa ellerinde bidone, 2002'de ne yaptığını göstersinler. 2007 milletvekili seçiminden sonra ne yaptığını göstersinler. Buna benzer bir uygulaması var mı yok mu göstersinler. 2011 seçimleri, 2015 seçimleri, 2018 seçimleri buyursunlar, göstersinler. Bir tane somut örnek gösteremezler. Ne gerekiyorsa seçim öncesinde hiçbir iktidarın aklından geçmeyen poşette mi parayla ya diye ne kıyametler koptu. Şimdi belki izleyiciler de ne anlatıyor ya, ne poşetinden bahsediyor vesaire diye şaşırıyor olabilirler. Ama bu ülkede poşet bedavaydı. Poşeti paralı hale getirdi. Sırf çevre duyarlılığı açısından AK Parti bunu yaptı. Vatandaşın cebinden 25 kuruş fazladan poşet parası ne yaptık? arabamızda giderken markete veyahut da işte cebimize yakınsa marketimiz, arabayla gitmiyorsak cebimize poşet koyup gittik ilk günler. 25 kuruş biraz ağır geldi herkese. Ama bugün itibariyle herkes buna da alıştı. Çevre açısından yapıldığı için de herkes buna saygı gösteriyor. Ama maalesef birileri bu uygulamaları da eleştirebiliyor. Evet, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine geçelim. Devrim yasalarının 100. yılı coşkuyla kutlandı diye bir ifade var. 3 devrim yasalarının 100. yılı coşkuyla kutlandı diyor. Laiklikten vazgeçmeyiz diye bir ifadeye de yer veriliyor. İlk adres Anıtkabir oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Yurttaşlar saltanatı kaldıran, tekke ve zaviyeleri kapatan, eğitim birliği getiren 3 Mart devrim yasalarının 100. yıl dönümünü andı diyor. Söküp atamazlar diyor laikliği. Bir de 3 devrim yasası, bir üstte de acele etmişler herhalde arkadaşlar. 3 devrim yasası diye orayı bırakmışlar. Herhalde 3 Mart devrim yasası demek istediler Cumhuriyet. Geçen günde bir haberi daha vardı. İliç'teki
maden faciasına ilişkin yine birinci sayfadan kocaman bir haber yapmıştı. Orayı da Liç'teki diye bırakmıştı. Bugün de 3 Mart'ı 3 devrim yasaları diyor. Ne oluyor Cumhuriyet'te? Evet, 3 Mart belki ondan atıfla, artı devamında da 3 tane yasa çıkartılarak, yani o anlamda da söylemiş olabilirler. Ama benim daha fazla dikkatimi çeken Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberi, manşetinde verdiği o haberi, patlağında milli mücadelenin büyük devrimi diye vermesi. Milli mücadelenin büyük devrimi. Hangi yılda yapıldı bu büyük devrim? 1924'te. Milli mücadele ne zaman bitti? 1922'de 30 Ağustos Zafer Bayramı. Şimdi 1922'den önceki bir kanun değişikliği olur. Derim ki milli mücadele içerisinde bak şu kanunu da çıkartmışız. Hatta bu kanunun da milli mücadelenin başarıyla bitmesinde de katkısı olmuş deriz. Oturur konuşuruz. Ama milli mücadeleyi bitirmişiz. Ne için bitirmişiz? Ahkam-ı şer'iyenin tenfizi millet meclisinin görevleri arasındadır diyerek 1921 anayasasına koymuşuz. O anayasayı yaparken milli mücadeleyi bir yandan yürütmüşüz. Padişah hazretlerine bağlılığımız ve halifeye bağlılığımız tartışılamaz demiş. Sivas Kongresi'nde, Amasya Tamimi'nde, Erzurum Kongresi'nde bildiriler yayınlanmış. Halifeyi kurtarmak için yola çıktık denilmiş. Ve o yolda milli mücadele başarılı kılınmış. O tarihlerde hiçbir şekilde hilafeti kaldırmanın H'sinin adı yok. Tam aksine halifeyi kurtarmak için biz yola çıktık deniliyor. Milli mücadele kazanılıyor. Milli mücadele 1922'de kazanıldıktan sonra 3 Mart 1924'te 2 yıl sonrasında hadi güle güle bay bay halifelik deniliyor. Ve bunu da Cumhuriyet Gazetesi şimdi milli mücadelenin en büyük devrimi diye tanıtmaya kalkıyor. Ya kardeşim açın okuyun eğer bilmiyorsanız. Sivas Kongresi'nde ne karar alınmış, Erzurum Kongresi'nde ne karar alınmış, o tarihlerde Mustafa Kemal'in de imzası olan o kongre kararlarında söylenilen ne? Halifeyi kurtarmak için biz yola çıkıyoruz. Milli mücadeleyi başlatıyoruz diyorlar. E bunlar ne diyor? Halifeliğin kaldırılması milli mücadelenin başarısıdır diyorlar. Bize kelime oyunlarıyla veyahut da işte süreç içerisinde yapılan o ayak oyunlarıyla Türkiye'yi bambaşka bir noktaya götürme operasyonlarını bize milli mücadelenin hedefiydi, amacıydı diye kimse yutturmaya kalkmasın. O 3 Mart'ta çıkartılan kanunlar, tekke zaviyelerin kapatılması, tevhidi tedrisat kanunu vesaire. Tevhidi tedrisat kanununu ele alacak olsak nedir ya tevhidi tedrisat kanunu dediğiniz? Efendim şer'iye bağlı ayrı dini okullar varmış. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ayrı okullar varmış. Şimdi ayırdınız mı peki? Birleştirdiniz mi bunu? İşinize geldiği zaman birleşiyor. İşinize gelmediği zaman birleşmiyor. Tevhidi tedrisat eğer zorunluysa, olmazsa olmaz bir şeyse, ben olmazsa olmaz diye görmüyorum ama onlar öyle diyorlar. Tevhidi tedrisat olmazsa bir ülkede eğitim olmaz diyorlar. Peki o zaman ben de onlara soruyorum. Azınlık okulları tevhidi... Ben de onu soracaktım. Evet. Ya azınlık okullarında yani şöyle düşün, bu ülkeyi siz düşmandan arındırdık diyorsunuz. Azınlık okulları tevhidi tedrisat getirdik diyorsunuz. Azınlık okulları, onlar kendi başına çalışmaya devam ederler. Onlara YÖK karışamaz, üniversiteler arası kurul karışamaz. Kendi rektörlerini atamaya çalışırlar. İstedikleri gibi atarlar. Bakın Boğaziçi, yerli ve milli bir üniversitemiz diyoruz Boğaziçi'nde. Kopan kıyamete dönüp baktığınızda Cumhuriyet Gazetesi hemen işaret fişeğini çakıyor. Diyor ki Amerikalılar o yeri geri alabilirler. Allah Allah. Boğazlar bizim değil miydi? Yani bu topraklar bizim değil mi? Amerikalılar o yeri geri alabilirler. Niye? Amerikalılar orayı Boğaziçi Üniversitesi olsun diye. Dönüp biraz altına eşeliyorsunuz. Aa, Robert Koleji'ymiş aslında diyorsunuz altından. Neredeymiş? Amerika'da çıkıyormuş bunun menşei diyorsunuz. Şimdi tevhid tedrisat sökmüyor mu Amerikalılara? Yani öyle bir hale getiriyorlar ki
2000 metrekarelik bir yere, bir villaya Katarlı bir şey satın alacağı zaman ya toplasan 2000 metrekare özel olarak işte yaz aylarında falan kalmak için belki kullanacak gözüyle bakılan bir yeri satın aldığı zaman vay satılıyoruz matılıyoruz niye satıyorsunuz diyenler şimdi Amerika'nın avukatlığını yapıp geri alabilir. Nereye alıyor ya? Nereye alıyormuş? Kimden alıyormuş? En sonunda Katarlı içinde eğer Türkiye'nin menfaatine ters bir şey söz konusuysa Amerika'nın da herhangi bir şekilde emeli varsa bir kafasını kaldırdığı zaman aynı şeyi bakın Katarlılar için de söylüyorum. Araplı şeyhler için de söylüyorum. Eğer gerçekten burada bir yalım olsun kardeşim diyorsa o amaçla geldiyse Katarlı şeyh, Suudi Arabistanlı şeyh buyursun satın alsın. Ama oradan başka amaçlar varsa Türkiye'nin bütünlüğü, birliği noktasında herhangi bir kafasının arkasında başka bir plan varsa üniversite kurup, lise kurup benim eğitimime de dokunmayın ben burada kafama göre adam yetiştireceğim diyorsa hepimiz karşı çıkalım. Diyorsa o dakikada hemen istimlak edilir olur biter. 2 dakikalık iştir o işler. Yani varsa arkasında oraya konan adamın kafasının arkasında bir başka plan varsa Türkiye'nin de istimlak, devletin istimlak etme hakkı yetkisi vardır. İstimlak ediyorum der, bastırır parasını, tekrar alır orayı. Dolayısıyla bunlar ama Amerikan avukatlığı yaptığı için emperyalizme diyorlar. Bakın o gene haberin içerisinde vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci spotunda vardı. Arkadaşlar verebilirlerse oradan tabii okursak daha iyi olur. İslam dünyası emperyalizmin sömürgesi altında diye devam ediyorlar. Söküp atamazlar. Orayı bir büyütebilirsiniz. Sağ taraftaki spotu. Evet. Laiklik Meclisi'nin başkentte düzenlediği panelde 100 yıl önce atılan laiklik ve tohumları bu topraklarda kök salmıştır. Söküp atamazlar dendi. Laiklik 1937'de anayasaya girdi. Hesaplarını düzgün yapsınlar, 100 yılı ona göre hesaplasınlar. 2037 yılında derler 100 yıl önce laiklik tohumu atıldı diye. Yoksa 1924'te hala ahkam-ı şer'iyenin tenfizi, şimdi kıyameti kopartıyorlar ya, şeriat, şeriat, şeriat deyip öcü görmüş gibi korkanlar, ahkam-ı şer'iye demek, şeriatın hükümlerini, ahkam hükümleri demek, şer'iye de şeriat demek, şeriatin hükümlerinin tenfizi, tenfizle yerine getirilmesi, uygulanması demek, infaz kelimesi de aynı kökten ve Ahkam-ı Şer'iyenin tenfizi meclisin görevleri arasındayken 1924 yılında da dahil olmak üzere. Yani bu kanunlar çıkartıldığında, 3 kanun çıkartıldığında hala meclisin görevleri arasında Ahkam-ı Şer'iyenin tenfizi vardı. Ha, orada bir iki ayak oyunu yapılmış. O da bir gerçek. Bir yandan Ahkam-ı Şer'iyenin tenfizi diyorsunuz. 1927'ye kadar da anayasada onu bırakıyorsunuz ama 1926 yılında Medeni Kanunu İsviçre'den alıp getiriyorsunuz. Medeni Kanun Ahkam-ı Şer'iyenin tenfizi mi? Tabii orada da saçma sapan yapılan kendi kurallarına aykırı yaptıkları icraatlar var. O ifadenin devamı da çok önemliydi. Onun için ben biraz daha büyütebilirsiniz arkadaşlar. Söküp atamazlar o cümlenin devamında. Evet. Evet iyi oldu. Tüm İslam dünyası emperyalizmin sömürgesi altında. Bu kölelikten kurtulan tek ulus Türk ulusudur. Ya sen Cumhuriyet Gazetesi'ni kurtaramamışsın o kölelikten ya. Amerika'nın köleliğini yapıyorlar hala. Halkbank için bir dava açıyor Amerika. Hemen hop çak 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 çak. Bitti. Halkbank ceza geliyor. Sadece ona değil Türkiye'ye de ceza geliyor diye Amerika'nın sözcülüğünü yapıyor Cumhuriyet Gazetesi. Sözcü gazetesi. Tam da Atatürkçü geçinenler bunu yapıyorlar. Nasıl oluyorsa Atatürk'ün o 1924'te çıkarttırdığı kanunları alkışlayanlar, emperyalizme başkaldırıdır bu diyenler, İslam aleminin tamamı emperyalizmin esiridir. Bir tek Türkiye emperyalizmin zincirlerini kırdı diyenler tam da emperyalistlerin uşakları olarak karşımıza çıkıyorlar. Amerika Türkiye'nin kamu bankasına dava açtığı zaman
Türkiye'de yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi nasıl o davaya alkış tutabilir? O davada Türkiye aleyhine bir adım atıldığında hemen tamam bitti, yarın geliyor ceza. Amerika bile ya yaptığımız yanlışmış ya. Kamu bankasıymış bu. Kamu bankası yargılanamaz. Adamların burada itiraz dilekçeleri var. Artı uluslararası hukukta devletlerin yargı bağışıklığı var. Dolayısıyla biz yanlış yapmışız herhalde burada diyerekten. Farklı bir karar alıyor. Türkiye lehine karar alıyor. Davayı düşürüyor. Bakıyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına. Sözcü'nün birinci sayfasına bakıyorsunuz. Emperyalizme karşı omuz omuza diyen Bir Gün Gazetesi'ne bakıyorsunuz. Amerikan emperyalizminin uşağı olmuşlar herhalde ki. Amerika'nın ya biz bugün hukuku çiğneyerek o kamu bankasına ceza vermeye kalkarsak, yargılarsak yarın öbürsü gün hepten biz de paspas oluruz diye korkup davayı düşürdüğünde bu sefer görmüyorlar o haberi. Öyle bir haber yokmuş gibi. O yokmuş gibi yapıyorlar ama biri itiraz ettiğinde mesela bir savcı orada da ya bu temiz ediyorum dediğinde de koşa koşa hemen bu sefer tekrar birinci sayfaya geliyor. Ya dava açıldığında da haberse eğer düştüğünde de haberdir. O davada bir karar verildiğinde siz haber yapıyorsanız o karar olumlu da olsa olumsuz da olsa eğer karar önemliyse onu birinci sayfada koyuyorsanız yarın öbürsü gün o davada verilen karar bozulduğu zaman da gene birinci sayfadan o kararı vermeniz lazım. Eğer bağımsız gazetecilik yapıyorsanız, emperyalizme uşaklık yapmıyorsanız bu bakış açısıyla gazetecilik yapmanız lazım. Ama şimdi görüyorsunuz tüm İslam dünyası emperyalizmin sömürgesi oldu. Evet, Irak'ta emperyalizmin esareti altında. Evet, Suudi Arabistan'da esareti altında. Ama Suudi Arabistan'da ben şöyle bir yayın düşünemiyorum, tahayyül edemiyorum. Belki dersiniz ki kralın korkusundan dersiniz. Ya adamın hakkından gelir sonra diyebilirsiniz. Suudi Arabistan'da seçim yok diyebilirsiniz vesaire. Ama Suudi Arabistan'da yerleşik bir bankayı Amerika yargılamaya kalktığı zaman Suudi Arabistan'daki hiçbir gazete Amerika'dan ceza geldi geliyor az sonra diye bir yayın yapamaz. Hadi o Suudi Arabistan Almanya'da yapabilirler mi? He. Yani hani Almanya'da Almanya'nın aleyhine İşte falanca bankaya Amerikalılar şimdi ceza yolda. Alman ekonomisi şöyle etkilenecek. Euro böyle düşecek dolar karşısında diye bir yayın olabilir mi? Almanya'nın milliyetçiliği kadar milliyetçiliği yok bunların. Ama ben tabii İslam ülkeleri emperyalizmin kölesi oldular dedikleri için Suudi Arabistan'dan örnek veriyorum. Irak'ta bunu yapamazlar. Başka Arap ülkelerinde yapamazlar. Ama Türkiye'de maalesef bu algıyla Türk halkını, Türk kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan ama sonra da kalkıp utanmadan, sıkılmadan işte laiklik olmasaydı, laikliğe ölümüne inananlar bakın bu ifadeleri kullanıyor. Dindarları neyle suçluyorlar? İngiliz mandası istiyordu milli mücadele sırasında dindarlar. Vahdettin İngiliz mandası istiyordu diyorlar. İngiliz mandası isteyen kimse Allah müstahakkını versin derim. Hadi bela okumayalım burada. Ama bakın kendileri Amerikan uşaklığı yapıyorlar. İngiliz uşaklığı yapıyorlar. Biz diyoruz ki hayır Amerika'ya boyun eğmeyeceğiz diyoruz. Amerika'nın dolarına da boyun eğmeyeceğiz diyoruz. Dindar insan olarak biz bunu söylerken onlar Amerika'ya teslimiyetten bahsedebiliyorlar. Evet. Kısa bir reklam arası verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mevzuya ekleyecek bir şeyimiz yoksa yerel seçim gündemine geçelim isterseniz. Şöyle tamamlayalım. Laiklik nedir? Laiklik özgürlüktür diyorlar. Ama Aydınlık'ta da bir ifade vardı. Orada da Esat Erbil'den bahsediyordu Aydınlık Gazetesi'nde.
Arkadaşlar ekrana verebilirse onu da görelim. İsterseniz onu da hatırlatalım. Onu belki daha uzun değerlendirmemiz evet. lazım. Çünkü o laikliğin de ötesinde artık tamamen dindar insanları töhmet altında bırakan başka ifadeleri var. Ama laiklik konusunda şunu söyleyelim. Aydınlığa biraz sonra geçelim. Laiklik din özgürlüğüdür, ibadet hürriyetidir diyorlar. Ve bu şekliyle bize tanıtıyorlar. Ama bu ülkede laikliği gerekçe göstererek üniversite öğrencilerinin başındaki örtüyü yasakladılar. Anayasa Mahkemesi laiklik gereği başörtülü olarak üniversitelerde okumak mümkün değildir dedi. Şimdi bugünlerde hiç tartışılmıyor bu. Bu nasıl düzeltildi? AK Parti iktidara geldi, değiştiremedi. AK Parti 2002'de değiştiremediğini 2007'de değiştireceğiz dedi bu sefer. Tekrar iktidara getirildi millet tarafından. Millet çünkü başörtü serbestliğini istiyordu. 2007'de tekrar iktidara gelince AK Parti başörtü yasağını kaldırmak üzere anayasa değişikliği yaptığı zaman kapatma davasına muhatap oldu. Düşünebiliyor musunuz? %47 oy alıyor milletten ve %47'nin en az %35'i sırf başörtü yasağını kaldırsın diye. Sırf bu sebeple veriyor. AK Parti de bunu bildiği için o özgürlüğü getirmeye çalışıyor. Laiklik onlar özgürlüktür diyorlar. Halbuki tam aksine laikliği yasakçılık olarak uyguluyorlar laikçiler. AK Parti iktidarı başörtüye serbestiyet getirmek istediği anda yine laikçiler kafayı çıkartıp ben senin partini de kapatıyorum. Yani başörtü yasağına razı değilsen partini kapatıyorum bu sefer senin diyorlar. Partiye de yasak getiriyorlar. Ve bu iş şekliyle 2011'deki seçimlerden sonra artık AK Parti iktidarı yani 3. seçimden sonra başörtü yasağını kaldırabildi. Şimdi sağda solda 2 tane 3 tane lüzumsuz adam çıkıp yine de hala başörtü yasağını savunabiliyor. Mesela Nasuh Mahruki yanılmıyorsam Beşiktaş'tan belediye başkan bağımsız CHP olarak. CHP göstermeyince. Evet CHP göstermedi diyerekten kendisi bağımsız aday olmuş ve net olarak diyor ki türbana karşıyım diyor. He şu an yasaklayamam belediyede eğer başkan seçilirsem. Belediyede başörtülü çalışanlar varsa bilmiyorum diyor. E onlara başörtülü olarak çalışamazsınız diye onlara bir yasak uygulayamam ama bana yetki gelsin ben kanun çıkartır onları yeni kanunla yasak haline getiririm başörtüyü diyor. Şimdi bu kafaların, bu zihniyetin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu laikçi zihniyetin hala kafayı çıkartıp ülke yönetimine sahip olma, yönetime el koyma noktasındaki girişimleriyle karşı karşıyayız. Şimdi Aydınlık gazetesinin başlığına dönecek olursak orada Esat Erbilli ile ilgili olarak nasıl bir haindir bu haine güncel mevzusu ne tabii? Niçin hatırlıyorlar? Tamam Menemen'in yıl dönümü olsa belki diyeceğiz ki ya Menemen'in yıl dönümü iyi de onun yıl dönümü hatırladığım kadarıyla 24 Aralık olması lazım. Çünkü her aralığın aynı gününde Emin Çolaşan aynı yazıyı tekrar tekrar aynı yazıyı Hürriyet'te yayınlardı. Sonra da döner işte gericiler şöyle yaptı böyle yaptı bilmem ne yaptı. Ya sen yazını bile tekrar yazmaktan üşenen bir adamsın. Basma kalıp şablon cümlelerle Menemen'de şöyle büyük bir isyan vardı böyle topu topu 3 kişinin yaptığı bir hareket. O 3 kişiyi de zaten öldürmüşler. E tamam oldu bitti. O bir şey yapmış bir halt yemiş. O haltı yiyen adama da karşı taraftan devletin askeri de meyidesini fiili olarak uygulamış. Ama sonrasında siz İstanbul'da yaşayan Erbilli Esat Efendi'yi nedir yani ta İstanbul'daki bir de 1930 şartlarıyla düşünün. İstanbul'daki 75-80 yaşındaki bir kişi Menemen'deki olayları organize ediyormuş. E ne var o tarihte ulaşım için? Sosyal medya mı var? Twitter mı var? Facebook mu var? Nereden ne emri verecek? Versin versin tek ulaşım aracı telefon bile söz konusu değil. Telgraf. E telgrafı da zaten elindedir. Dersin ki şu telgrafı çekmiş Erbilli Efendi.
Menemen'deki şu şahıs almış bunu, o da gitmiş Kubilay'ı vurmuş, öldürmüş dersin. Varsa elinde bir belge. Yok, öyle bir şey yok. Ama buna rağmen Erbilli Efendi'yi aldılar İstanbul'dan, götürdüler, yargıladılar. O yaşına rağmen ondan sonra da cezaevinde zehirlediler. Onu asamadık dediler yaşından dolayı, oğlunu astılar bu sefer. Yani bugünlerde ceza şahsiliği prensibi vesaire vesaire diye karşımıza çıkıp o ondan dolayı sorumlu tutulamaz, bu bundan dolayı sorumlu tutulamaz, doğru da söylüyorlar aslında. İslam dininde de kim suç işliyorsa ceza da ona verilir. Onun annesi, babası, dedesi, çocuğu falan, eşi sorumlu tutulamaz. Neden sorumlu tutulabilir eş, anne, baba, çocuk vesaire? O suça katıldıkları bir durum varsa, onaylıyorlarsa, destekliyorlarsa, teşvik ettilerse, bir malzeme tedarikinde bulunduysalar, o eylemleriyle ilgili sorumlu tutulabilirler. Bu açıdan şimdi İyi PKK'ya... Tam da adamlar geçen gün Sözcü'de değil miydi? Hüdapar Erzurum adayı, Erzurum'da herhalde, Yavanya Erzurum, Erzurum herhalde. Erzurum adayı Gaffar Okan suikastinden yargılandı diye bir haber yapmışlardı. Haberin içeriğinde de Erzurum adayının kardeşi yargılandı. Şimdi onlar orada işlerine geldiğinde suç şahsidir, işlerine gelmediğinde suç şahsi değildir şahsi herhalde. Şahsi değildir, bırakın yani başında da başlıkta da öyle deseler, orada da zaten o kirli zihniyetlerini ele vermiş olacaklar. Onu bile yapmıyorlar. Başlıkta diyor ki direkt Gaffar Okan davasının sanığı diyor. Sonra aşağı iniyor. Gaffar Okan davasının sanığının kardeşi aday oldu diyorlar. Böyle kirli, riyakarca yayınlarını sürdürüyorlar. Aydınlık Gazetesi'nin o Erbilli Esat Efendi aleyhine yaptığı yayının sebebi de artık Milli Eğitim Bakanlığı çevreme duyarlıyım şeklinde, değerlerime sahip çıkıyorum diyerekten tarihimizdeki kişilikler, önemli kişilerle ilgili gençlerimize doğru bilgilendirmeyi yapma çerçevesinde okulda öğrencilere Erbilli Efendi ile ilgili doğru bilgiler verilmiş. Aydınlığın şimdi rahatsızlığı o. Hani Deva Partisi gele gele Aydınlık'la işbirliği yapıyor AK Parti diyor ya. Yani 28 Şubatçılarla işbirliği yapıyor AK Parti. Ya sen CHP ile yapıyorsun işbirliğini. %25 oy alan 28 Şubatçı CHP ile sen işbirliği yapıyorsun. AK Parti %0.2 oyu var mı yok mu belli olmayan Aydınlık grubuyla, Vatan Partisi ile işbirliği yapmıyor. Yapmadığı da işte Aydınlığın bugünkü manşetinden ortaya çıkıyor. Nasıl karşı çıkıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni projesine, şu anki uygulamalara görüyorsunuz manşetten. Dolayısıyla bu noktada Aydınlığın ama yaptığı... Ama CHP'nin uygulamalarına karşı çıkan bir mütedeyyin kesim görüyor musunuz işbirliği yaptığı? Mesela CHP Genel Başkanı Hamas'la ilgili, Hamas terörist bir organizasyondur dediğinde bizim o kanada destek veren bizim mütedeyyin kesim şunu diyor mu, siz ne yapıyorsunuz ya gazetelerinde? Mesela Karar'da görüyor musunuz kocaman bir haber? Milli'de görüyor musunuz kocaman bir haber? Yeni Asya'da görüyor musunuz kocaman bir haber? Şeyi eleştiren, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren bu hususta. Yani milletvekilleri var Saadet Partisi'nin. Dün akşam yine denk geldim. Halk TV'ye çıkmış Demokrat Parti'den Salih Uzun isimli bir milletvekili. Saadet Partisi'nden Bülent Kaya çıkmışlar. AK Parti'yi, Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı açan bir cumhurbaşkanını eleştiriyorlar da eleştiriyor. Ya iki çift cümle de şu Milli Eğitim Bakanlığı'nda ÇEDES projesiyle gençlerimize doğru bilgileri aktaran Milli Eğitim Bakanlığı'nı tebrik ediyoruz. Şuralar, şuralar da eksik kalmış. Buraları da tamamlanmasını arzu ediyoruz. CHP'nin de bu ÇEDES projesine karşı yaptığı, yürüttüğü politikalar yanlıştır. Eğitim işin, eğitim senin yaptığı karalama operasyonlarının hepsini kınıyoruz, lanetliyoruz diye bir cümle kurun. Yok, Halk TV'ye katılan oranın borusunu öttürür. Onlar da orada sadece ve sadece amaç ne? Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Tayyip Erdoğan'ı niye devirmek istiyorlar? Saadet Partisi'nin amacı o değil.
Saadet Partisi'nin amacı biz olalım. Biz olalım dedikleri için CHP'nin amacı ne? CHP'nin amacı Ayasofya'yı açtığı için Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Başörtü yasağını kaldırdığı için Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. İmam Hatipler'deki kasayı zulmünü bitirdiği için Tayyip Erdoğan'ı CHP'liler bitirmek istiyor. Devirmek istiyorlar Tayyip Erdoğan'ı. Saadet Partisi de koşuyor onlara, benim de tuzum var, senin hıyarın varsa ben de tuz vereyim sana diyerekten o minvalde Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla yazıktır, günahtır bu ülkenin geleceğiyle bu şekilde oynamasınlar. İşte somut örnek Aydınlık Gazetesi'ndeki manşet, AK Parti ile işbirliği yapıyorlar mı yapmıyorlar mı çok net olarak karşımızda duruyor. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir haber vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde de Mansur Yavaş'a ilişkin bir haber vardı. Yavaş'tan son dönem mesajım diyor. Seçim çalışmalarını Sincan'da sürdüren CHP'nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş ilginç de bir ifade kullanıyor. Benim artık son dönemim, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım diye bir ifade kullanıyor. Nasıl bir belediyecilik Mansur Yavaş belediyeciliği? Önce şuradan başlayayım, başlıktan hareket edelim. Son dönemim diyor. Evet, son dönemin 31 Mart'ta artık Mansur Yavaş belediye başkanlığından ayrılmış olacak büyük ihtimalle. Turgut Altınok seçilmiş olacak. Ama maalesef ki maalesef rakamlarla öyle güzel oynuyor ki bu sol anket şirketleri ve sol tandanslı gazeteciler. Şükrü Sarışık diye bir gazeteci var. Yılların gazetecisiyim ben diyor. 10 fark atacak diyor Mansur Yavaş. Yani düne kadar ırkçı faşist dediği bir adama şimdi 10 fark atacak. CHP'nin adayı olduğunu, zulünü, bu ezikliği biz artık üzerimizden atamayız. Ya Ankara'da sosyal demokrat bir aday yok mu ki biz daha düne kadar ırkçı faşist dediğimiz bir adamı ikinci dönemdir aday gösteriyoruz belediye başkanlığına diyeceğine Turgut Altınok'a 10 fark atacak diyor. Ya görelim bakalım 10 fark mı atacak, 10 diyemeyeyim ama 5 fark mı yiyecek hep birlikte göreceğiz. Mansur Yavaş mı kazanacak yoksa Turgut Altınok mu? Ama bunlar o kadar pişkin insanlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ne demişlerdi Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce? %10 fark atıyor Tayyip Erdoğan'a. Kararsızlar dağıtılmadan önce 3-4 fark atıyor Tayyip Erdoğan'a. Onu da dağıttık mı? Allah! %10, 60 Kemal Kılıçdaroğlu alıyor, %60 oranında oy, %40 oranında da Tayyip Erdoğan oy alıyor dediler. Peki ne çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'dan daha az oy aldı. Birinci turda, ikinci turda da 52'ye 48'de bitti, tamamlandı seçim. Utandılar mı? Bir tanesi dedi mi ki, ya biz bu işi yanlış yapıyormuşuz. Biz yaptığımız hesaplar, şunlar bunlar, şişirdik, şişirdik, şişirdik ama bir şey yapamadık. Gene de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3 aşağı 5 yukarı evvelki seçimde Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen kişilerin oylarıyla sınırlı kaldı. Yani %1 bile artmamış görüntü o. Çünkü Tayyip Erdoğan bir evvelki seçimde %51,5 ile kazanmıştı. Birinci turda kazanmıştı o zaman. Şimdi ikinci turda %52 ile kazandı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenlerin sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunu görüp de ya biz yanlış yapmışız. Şişirmemize rağmen Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde bir başarı elde edemedi ama biz yanlış anket tahminlerinde bulunduk demeleri gerekirken, kalemleri ise kalemlerini kırmaları gerekirsen, anketör olarak çalışıyorsa, anketçilik firması işletiyorlarsa biz bunu kapatıyoruz demeleri gerekirken şimdi nerede kalmıştık diyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Murat Kurum'a şu kadar fark atıyor, Ankara'da da Mansur Yavaş Turgut Altınok'a şu kadar fark atıyor diyerekten utanmazca, sıkılmaz bir tavırla gene eski muhabbetleri tekrarlıyorlar.
Ama Mansur Yavaş'ın nasıl iş bilmez birisi olduğunu, nasıl torpille adam aldığını geçtiğimiz hafta Sinan Burhan, Akit Gazetesi'nin de yazarı Sinan Burhan, Ankara Belediye Meclisi'nde de üye, orada görevi de olduğu için tabii bazı bilgilere de daha rahat ulaşabiliyor kendisi. Bir televizyon kanalında tartışırken CHP tandanslı moderatör, ya haksızlık etmeyelim, belgesi olmayan şeyleri falan burada söylemeyelim dedi. Sinan Burhan hemen arada cep telefonundan çıkarttı, belgesini sundu torpillerle ilgili. Nasıl olmuş? Yazılı imtihanda 75, 80, 90 alanlar, bir bakmışsınız sözlü imtihanında 45, 50, 55 alıp hop elenmiş. Kimileri de yazılı imtihanda sınırda o puan alırken hop sözlüde 90 alıp işe alınmışlar, kabul edilmişler. Ama buna rağmen o Mansur Yavaş'ı dürüst bir politikacı diye bize takdim ediyorlar. Benim için önemli olan Mansur Yavaş'ın kendisinin de gerçeği kabul etmesi. Son dönemim diyor. Evet, son dönemi. İlk ve son dönemi. Zaten daha evvelden de defalarca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. Seçilememişti. Bir seferliğine 2019'da seçildi. İlk dönemiydi. Bu da son dönemi olacak. 2024 31 Mart'ında da Turgut Altunok'a makamını teslim edecek. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber var. Bursa ve Balıkesir CHP'ye geçebilir diyor. AK Parti'nin seçim çalışması demiş. AK Parti'nin yaptığı ankette böyle görünüyormuş demiş. Kulis haber diye de vermiş. Bursa'da da Balıkesir için de aday isimleri bir başka adayın, bağımsız adayın ismiyle benzer, aynı. Bunu da AK Parti organize etti gibi bir şizofrenlik içindelerdi. Yani aç tavuk kendisini dar ambarında zannedermiş. Bunlar da şimdi efendim Bursa'yı kazanıyor CHP, efendim Balıkesir'i kazanıyor. Ya sizin adaylarınızın kim olduğu bile belli değil daha. Siz HDP ile işbirliği yaptınız mı yapmadınız mı bunu izah edememiş durumdasınız siz daha. 2019'da hem İyi Parti'nin hem de HDP'nin, ki bunların içerisinde gerçeği görüp de ya HDP'nin oy verdiği adama biz niye oy verelim? Veyahut da İyi Partililerin oy verdiği bir adaya biz niye HDP'li olarak oy verelim diye %1 oranında, %2, %3 oranında akıllı seçmen, duyarlı seçmen olmasını ben arzu ederdim. O bile olmamış. Bakıyorsunuz seçimlere, bakıyorsunuz milletvekili seçimlerine, İyi Parti ne oy aldıysa, HDP ne oy aldıysa CHP'li adayın CHP oylarına birebir eklenmiş görüyorsunuz. İstanbul'da öyle görüyorsunuz. Seçimi kazandıkları o aday göstermeyen, HDP'nin ve İyi Parti'nin aday göstermediği Antalya'da onu görüyorsunuz. Mersin'de bunu görüyorsunuz. Hatay, Adana, İzmir, her birinde HDP'nin oyunu alıyorsunuz matematiksel olarak. Oran veya sayı, seçmen sayısı. İyi Parti'nin oyunu alıyorsunuz, üzerine ekliyorsunuz. CHP'nin bir evvelki seçimde aldığı oyu alıyorsunuz, üçünü topluyorsunuz. 2019 Mart seçimlerinde CHP'li adaya verilen oy olarak sizin karşınıza çıkıyor. Bu kadar matematiksel bir ilişki. Peki şimdi 2024'te ne olacak? 2024'te İyi Parti şu an adayını gösterdi. İyi Parti şu an samimi bir şekilde kendi adaylarını destekleme noktasında çalışma yapıyor diye görünüyor. Ha, burada şunu da hatırlatalım. İyi Parti içerisinde bir %5'lik, %10'luk İyi Parti'nin oyunun, yani %9'luk Türkiye genelindeki oyunun %10'luk bir kesimi diyelim. Neye tekabül eder bu? Türkiye genelinde %1'lik bir oya tekabül eder. O %1'lik bir oy İyi Parti'ye değil, CHP'ye gidecek gibi görünüyor. Çünkü tepkiler var İyi Parti'ye. Niye CHP ile ittifak yapmıyorsunuz diyerekten. O gene gidebilir ama İyi Parti'nin oyunun %90'ı yine kendisine gidecek. Dolayısıyla Türkiye genelinde %8'lik İyi Parti'nin bir oy potansiyeli var şu an. Hadi diyelim mahalli seçimdir bu. Mahalli seçimlerde milletvekili seçiminde alınan oyun bir nebze gerisinde kalabilir İyi Parti. Genel bir şeydir bu, tablodur.
Dolayısıyla %5'lik, %6'lık İyi Parti'nin bir oyu var. Aynı şeyi İstanbul için düşündüğümüz zaman %5 oyu çıkarttığımız zaman 2019 mahalli seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun topladığı oyun içerisinden %5'i çıkarttığınız zaman sadece birinci turda değil ikinci turda bile kazanamaz Ekrem İmamoğlu. Bu tablo karşımızda dururken birileri çıkıyor. İşte CHP kazanacak. Hatta İstanbul, Ankara'yı boş verin. Bursa'da, Balıkesir'de de kazanacak. Buyurun 25 gün sonra görürüz. 26-27 gün sonra seçim olacak. O zaman akşamleyin göreceğiz. Ekrem İmamoğlu bakalım Mansur Yavaş'ı yanına alıp kanka çaktırma kazanıyoruz. Hem de seçim olmuş, bitmiş. Sandıkların %25'i, %30'u açılmış. Adamdaki utanmazlığa bakın ki Mansur Yavaş'la birlikte gazetecilerin karşısına çıkıyor ve diyor ki kanka çaktırma kazanıyoruz. Ama Allah var Mansur Yavaş şeydi böyle hani. Sakindi. Çok isteksizdi yani. Nereden geldim yani, ben bu adamın bu hokkabazın yanına dercesine. O haldeydi. Evet. Ki yani haksız da değil Mansur Yavaş. Şizofren dedi ya. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP'nin İstanbul'da belediye başkanlığı seçimini kazanmasında asgari %30'luk katkısı olmuştur Canan Kaftancıoğlu'nun. Bir yandan işte Ermenileri kafa kola almak için 24 Nisan'ı unutmadık yarın 24 Nisan falan filan söylemleri. Bir yandan Kürt seçmene sıcak vaatler. Bir yandan CHP'nin tabanına sıcak mesajlar. Bir yandan Saadet Partisi ile iyi geçinmeler, Erbakan Hoca ile ilgili eski olumsuz sözlerini unutturucu ifadeler vesaire. Sonuçta Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmasında belli bir rolü olmuştu. O isim ne diyor şimdi Ekrem İmamoğlu için? Şizofren ya bu adam diyor. Şimdi bugün itibariyle siz Ekrem İmamoğlu kazanacak dediğiniz zaman, herkesi kucaklayacak dediğiniz zaman Akit TV'ye icra memuru yollayan, kameralarını, televizyonlarını yedi emine götürmeye kalkışan bir adamdan bahsediyoruz. Var mı bunun bir başka ikinci örneği? Ben bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan AK Partili İsimlerden bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'ne o kadar ağır iftiralar eşliğinde haberler ürettiler, neler neler yaptılar. Bir tane AK Partili bir belediye başkanı Cumhuriyet Gazetesi'ne veya Sözcü Gazetesi'ne icra memuru yollayıp da kameralarını veyahut da bilgisayarlarını, televizyonlarını yedi evine götürmüş müdür? Götürmemiştir. Ama Ekrem İmamoğlu bunu yaptı. Yaptığı bir icraat varsa işte budur bu icraatı. Şimdi bu isim İYİ Parti oy vermeyeceğini söylüyor. HDP aday çıkarttı. Evet ben o adayın samimiyetine inanmıyorum. Yine HDP'lilerin alttan alta Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi istenecektir. Çünkü Esenyurt'ta HDP'li ismi CHP kendi listesinden aday gösterdi. Ama bu HDP'lilerin içerisindeki tamamı CHP'ye oy verecek anlamına da gelmez. Gelmez yine, ama adaylara bakıyorsunuz şey yani sanki Murat Kurum 5 yıl yönetmiş İstanbul'u. İmamoğlu da kendileri gibi bir adaymış ya da İmamoğlu kendileri adayı, kendi adaylarıymış gibi her televizyon programında, her basın açıklamasında Murat Kurum'dan kendileri gibi muhalefette olan bir adaydan bahsediyorlar, eleştiriyorlar. İktidarda olan CHP'yi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde eleştirmiyorlar. Bu da tabelaya dönüştürmüyor mu onların durumunu? Yani sonuçta kazanmış 2019'da ve koltukta oturan bir kişi var. Önce eleştirin. Dersin ki Ekrem İmamoğlu şunları şunları yapamadı. Biz gelirsek bunu yapacağız. Bunları yapacağız. Murat Kurum'un da ona da bir eleştiri getirsinler. Çünkü sonuçta o da o da yapamaz getirir. Desinler. O da yapamaz. Bizim bu yapacaklarımızı yapamaz diye eleştiri getirirsiniz. Ben de derim ki samimi bir şekilde HDP'liler İstanbul'daki seçime atılıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta ki o başkan adayının listesini il seçim kuruluna son dakika götürmeleri, hatta vaktinden sonra götürmüş olmalarına rağmen İl Seçim Kurulu'nun tamam biz kabul ettik diye hoşgörüyle karşılaması bile aslında HDP'nin kurduğu bir tezgahtı. İstediler ki İl Seçim Kurulu kabul etmesin listeyi. Ya biz ne yapalım? Biz koşturduk gittik.
il belediye başkan adayımızı verdik ama il seçim kurulu kabul etmedi deyip oradan da bir mağduriyet oluşturup HDP'lileri silme Ekrem İmamoğlu'na yönlendirmek istediler. Ama senaryoyu tam hayata geçiremediler. Hayata geçiremedikleri için de şimdi olan nereden düştük biz bu bataklığa diyerekten kara kara düşünüyorlar. Fakat bakın Esenyurt'ta bir Kürt vatandaş, ben sözlerini tasvip etmesem de, burası Kürt bölgesi vesaire şeklindeki ifadeleri tasvip etmesem de, Zafer Partisi'nin açtığı bir çadıra oradaki Kürt vatandaş şöyle hitap ediyor. Diyor ki, burada çadır kurmayın. Burası Kürt bölgesi diyor. O Kürt bölgesi ifadesini tasvip etmiyorum. Devam ediyor. CHP sizi kandırıyor diyor. Şimdi bunu söyleyen Zafer Partili kişi karşısındaki demliğe, HDP'li kişiye CHP sizi kandırıyor diyor. Peki Zafer Partisi 14-28 Mayıs aralığında CHP ile oturup protokol yapmadı mı? Yaptı. HDP eğer kandırılıyorsa Zafer Partisi CHP'yi mi kandırıyordu? CHP mi Zafer Partisi'ni kandırıyordu? Yoksa büyük fotoğrafta Tayyip Erdoğan'ı, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı bir daha seçtirmemek için HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek üzere Zafer Partili seçmeni kandıran bir Zafer Partisi yönetimi mi vardı? Bunların hepsini oturup seçmen değerlendirecek ve ona göre bir karar verecek. Fakat benim hayret ettiğim şey şu. Düne kadar işte AK Parti'ye sıcak mesajlar veren, muhafazakar kesimin çok tanıdığı isimlerin bile şu veya bu menfaat karşılığında şimdi Ekrem İmamoğlu'na oynamaları. Ya bir tanesi var ki çırpınıyor, yırtınıyor. Kim Habertürk o? Kanalında. Hı. Faruk Aksoy, ismini verir mi çekinecek veyahut da böyle diplomatik işler yapalım falan filan diyecek bir şeyim yok. Adam çırpınıyor ya, deliriyor. HDP'nin demin herhangi bir ittifakı yok diyor. Kent uzlaşısı, ya kent uzlaşısı ne? Bana süslü laflar etmeyin ya, entel dantel laflar etmeyin. Sen Türkçe soruyorum, Türkçe. İngilizce de sormuyorum, başka bir dilde de Arapça da sormuyorum. Türkçe soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt'taki belediye başkan adayı listelerin verilmesinden 4 gün 5 gün önce niye önceden açıklanan, bir ay önce açıklanan ismi çıkartıp niye 3 gün 4 gün öncesinde başka bir isim konuldu? Buyursun açıkla. Efendim Esenyurt'ta var, doğru. Akdeniz'de var, onu açıklıyorlar zaten. Daha ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Daha bu ittifakın olduğunu olmadığını anlamak için ne istiyorsun? Devam edeyim. Sen istemiyorsan ben anlatayım sana. 22 tane ilçede HDP aday göstermedi. İstanbul'da. Ya İstanbul'da 3. parti HDP ya. 3. olan parti İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermiyorsa daha sen ne istiyorsun? Hangi ittifakın hangi belgesini istiyorsun? Zafer Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gizli protokolü ne zaman öğrendik biz? 28 Mayıs'tan önce öğrenebildik mi? Öğrenemedik. 28 Mayıs'tan sonra da öğrenemiyorduk. Ahmet Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki yok öyle bir protokol dedi. Ahmet Davutoğlu garibim çıktı televizyon kanalına dedi ki yok öyle bir protokol. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla birebir görüşen bir insanım ya, sordum kendisine de yok öyle bir protokol dedi. Konuştu Ahmet Davutoğlu. Ertesi sabah Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nu bir daha aradı. Dedi ki öyle bir protokol varmış. Ben karıştırdım evraklarımı, gördüm. Unutmuşum. Unutmuşum, atlamışım. Ne vermiş o atladığı protokolde? 3 tane bakanlık vermiş. Biri de İçişleri Bakanlığı. MİT müsteşarlığını vermiş Zafer Partisi'ne. Ne oyu var Zafer Partisi'nin? %2,5. %2,5 oyu olan bir partiye 3 tane bakanlık veriyor. Ve devamında MİT müsteşarlığını veriyor. E şimdi kalkmış Faruk Aksoy isimli şahıs çırpınıyor. Yok diyor, HDP ile CHP arasında bir ittifak yok. İttifak yoksa çık hesabını anlat ya. %8 HDP'nin oyu varsa İstanbul'da, CHP'nin de %25 oyu varsa ne yapacaksınız? Çalacak mısınız? Ne yapacaksınız?
Trap olarak kedi mi sokacaksınız? Elektrikleri mi keseceksiniz? Sahtekarlık mı yapacaksınız ki %25 olan CHP oyuyla Ekrem İmamoğlu'nu %36 artı bir de MHP'nin oyu var. %40'ın üzerinde oy alacağı hemen kesin olan Murat Kurum'a karşı sen seçimi Ekrem İmamoğlu'na nasıl kazandıracaksın? Onu da Cumhuriyet söylüyor. Ne diyor? Aritmetik yandı mı diyor? Matematik yandı mı? Öyle bir şey söylüyordu geçenlerde. Ya bunun matematiği yok diyor. İzahı yok. Matematiği diyor, yok. Evet, matematiği yok. Biz de öyle diyoruz zaten. Dolayısıyla herkes şapkasını önüne koysun, dürüstçe konuşsun. Herkes tabii ki düşüncesini söylesin. Ama kimse de karanlık kapıların arkasında o aldıkları şunlar bunlar karşılığında da çıkıp birilerini, ki bakın çok fazla konuşamadık. Cuma günü akşamıydı yanılmıyorsam, Yaşar Kemal'i anma etkinliği düzenlendi. O etkinlikte masada şaraplar ve Yasin okuyan, Eyüp Sultan'da Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu da orada. Şarap kendi takdiri diyebilirsiniz, tercihi diyebilirsiniz. Ben derim ki Yasin okuyorsa şaraplı masada oturmaması lazım. İçti demiyorum, görmedim ama masasında vardı. Diyebilirsiniz ki kendi takdiridir, tercihidir. Hem Yasin'i okur hem masasında şarabı bulundurur. Kendi bileceği şeyi, peki onu uzatmayalım. Peki Yaşar Kemal'i anmak ne demek oluyor, Yaşar Kemal'i anmak? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal, gerillaya terörist demişiz. PKK'lı teröristlere terörist demişiz. O diyor ki gerillaya, gerillaya terörist demişiz. Kelimelerin içini değiştirmişiz vesaire vesaire. Bu nedir? Bu PKK'lı teröristlere can suyu olmaktır. PKK'lı teröristlere siz terörist değilsiniz diyor. Çocukları kandırıp dağa çıkartın, siz gerillasınız diyor. Gerillanın içi bizim toplumumuzda şöyle biraz sıcak mesajlar vardır. Teröristin ise itici bir etkisi vardır bizim toplumumuzda. Bütün dünyada da benzer şekildedir. Bu adam ne yapıyor? Yaşar Kemal isimli şahıs bunu söylüyor. 2007 yılında kendi ağzıyla tekrarlıyor. Tıpkı Hasan Cemal'in biraz önce sizin söylediğiniz Kandil'e giderken sigara izmaritlerini bile topladıklarını gördüm gerillanın diyerek övgü ile bahsettiği o PKK'lı teröristler. Anlatsana, vicdansız adamlar, namussuz, sahtekar adamlar, kundaktaki bebekleri bile katleden bir terör örgütüdür bu. 20 yaşındaki Mehmetçiği karakolda 100 kişiyle 200 kişilik terörist grubuyla baskın yapıp Amerika'dan aldığı silahlarla, Rusya'dan aldığı silahlarla orada askeri şehit eden bunlar vicdansız, namussuz sahtekarlardır desene. Gerillaymış. Bunu söyleyen adamı gidip anıyor Ekrem İmamoğlu. Ve Faruk Aksoy isimli İmam Hatip mezunu olduğunu söyleyen şahıs da çıkıyor. Hiç demiyor ki bu Yaşar Kemal'i gidip almanın arka planında HDP oylarının silme bir şekilde CHP'ye kaymasını arzu isteği şimdi yatıyor. Faruk Aksoy öyle söylüyor ama bakın CHP öyle söylemiyor. Aytuğ Atıcı ne gizlisi, açık açık ittifak yaptık diyor akşam gazetesinde, Göbek Haber'de. Atıcı HDP Dem'le yaptıkları ittifakla ilgili konuştu. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık, seçik, herkesin gözünün önünde bir ittifak yaptık. Esenyurt'ta da, Mersin'de de, Akdeniz'de de. Keşke daha çok geniş yerlere de yayılsaydı bu diyor. Faruk Aksoy da yok diyor ya. Ne ittifak? Yok diyor. CHP'den daha CHP'ci. Yani böyle bir noktaya nasıl savrulabiliyor insanlar? Hayret etmemek elde değil. Çıkarsın dersin ki ya Ekrem İmamoğlu'na HDP'liler de oy verebilir. 2019'da verdiler zaten. İttifak. Efendim beyanı esastır. Beyanlarında diyorlar ki biz ittifak yapmadık. E ne yaptınız peki? Kent uzlaşısı yaptık. E peki kent uzlaşısı nedir? İttifak nedir? Bunu buyurun anlatın. Sonuç. Benim için önemli olan ne? İstanbul'da HDP'ye mi oy verecek HDP'li seçmen, Ekrem İmamoğlu'na mı verecek? Bunu isterseniz kent uzlaşısı deyin, isterseniz ittifak deyin, isterseniz ittifak deyin, isterseniz ittifak deyin. Ne derseniz deyin kardeşim. Uzlaşı vesaire vesaire.
içini istediğiniz şekilde veya kavramı istediğiniz şekilde tanımlayın. Önemli olan HDP'nin %50'si Ekrem İmamoğlu'na verecek. %50'si de parti tümüyle de sıfırlanmasın, bütünüyle de seçmen bir şekilde HDP'yi unutmasın diye kendi adaylarına verecekler. Dolayısıyla bu tablo karşısında bile muhafazakar geçindiğini söyleyen o isimlerin dahi bunlara yağcılık yapmaları gerçekten üzücü bir tablo. Evet. Ama bu dakikadan sonra onların da söylemlerinin hiçbir faydası olmayacağı kanaatindeyim. Evet, şimdi kararda Kanal İstanbul belirsizliği demiş. Karar demiş ki vazgeçtiniz mi onu söyleyin. Maliyetle, ekolojik etkileriyle tepki çeken Kanal İstanbul seçimlerde yeniden öne çıktı. Projeyi vatandaş istemeyince konuyu hükümet sürüncemede bıraktı diye bir ifade kullanıyor. Hemen yan tarafında da Ekrem İmamoğlu milletin uykularını kaçıran kanalı bitireceğiz diyor. Şimdi bakın kararın başlığı vazgeçtiniz mi onu söyleyin. Tamam, Kanal İstanbul'la ilgili şu an AK Parti'nin çok olmazsa olmaz şeklinde bir talebi yok. Dillendirmesi de yok. Bunu birileri işte mali seçimler sebebiyle lüzumsuz tartışmaya girmemek için dillendirmiyor şeklinde de ifade ediyorlar. Kimisi de bir senelik, iki senelik. Maliyet öncelikleri diyor. Yani şu anlık düşünülmüyor diyen kesim de var. Ne olursa olsun ama Karar Gazetesi bakın kendisini ele veriyor. Diyor ki bu aslında lüks konut projesi diyor. Ne var şimdi lüks konut projesi olmasında İstanbul'da bir kesim lüks konut projesi adı altında şehrin dışına doğru yönlendirilse şehrin içindeki o lüks konut projesine aktarılacak olan kesim boşalttığı daireler eğer güvenliyse daha alt gelirdeki insanlar oralara geçse alt gelirdeki insanların deprem riski olan yıkılma ihtimali olan evleri kentsel dönüşüm çatısı altında değiştirirse bunda ne hata var ne günah var? Lüks proje ise ben mi vereceğim parasını? Lüks konut projesi ise alan adam verecek parasını. Size ne oluyor? Kararcılara ne oluyor? Kendileri daha düne kadar AK Parti'nin yağcılığını yaparken samimi değillermiş anlaşılan ki onun için söylüyorum yağcılığını yaparken samimi bir şekilde destek verirsin herhangi bir şey beklemeden bir menfaat gözetmeksizin destek verirsin ona yağcılık denilmesi haksızlık olur ama bunlar herhangi bir menfaatleri kesildiği an hemen terk ettiler o zaman ben de onlara gereksiz bir şekilde halkı da manipüle edecek şekilde yağcılık yapıyordunuz demek ki derim. E şimdi bugün itibariyle onlara ne oluyor ki? Lüks konut projesi yapılacak. Hayır, üçüncü köprüyü yapıyorsunuz. Lüks konut projesi. Etrafına yapılaşma da artıyorsa aslında üçüncü köprüyü siz lüks konut, havalimanı. Bataklık araziydi, havalimanı yapıyorsunuz. Etrafındaki konutlar, alanlar değerleniyor. Aslında bu havalimanı projesi değil. Bunu ıvır zıvır yaptılar. Etrafındaki projeler değerlensin diye. Marmara'yı yapıyorsunuz, çevresi değişiyor. Lüks konut projesi, lüks restoranlar projesine mi dönüşüyor? Burada karşıyım da, abi, karşıyım yani, diyor. Adam sonuçta temel atmama töreni atan bir adamdan bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu. Temel atmama töreni düzenleyen bir adam. Ve şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkışını, Kanal İstanbul'u engellemeyi kendisinin en büyük icraatı olarak gösteriyor. Ya engellemek ne zamandan beri icraat oldu? Ne zamandan beri başarı oldu? Senin kafandakiler başarılı olsaydı zaten İstanbul'da birinci köprü 1974'te yapılmazdı. İkincisi Turgut Özal döneminde yapılmazdı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de hiç yapılmazdı. Evet. Sürenin sonuna geldik. Maraş'ta da bir son dakika var. 4.4 şiddetinde bir deprem olmuş Kahramanmaraş'ta. Yerin 27 kilometre altında. Yıkım yok, herhangi bir sorun yok ama tabii ki korkuya ve paniğe neden olmuş. Bu da KJ'de geçiyor, alt bantta geçiyor şimdi. Son dakika olarak AFAD'ın verdiği bilgi. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun diyelim. Buluşmak ümidiyle inşallah.
Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.